Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin bir efsane esnafı, ta 1830'lu yıllardan günümüze kadar gelen, atadan gelen mesleği severek, isteyerek, zevkle 72 yıl bilfiil yapmış olan Ünye'nin köklü ailelerinden ulema oğlu Ayalp abiyle beraberiz. Abimiz artık hem yaşını ileri sürerek hem de meslekteki geçirdiği sürelerin hesabını yaparak yeter artık diyor. Bu dükkanı yavaş yavaş tasfiye ediyor. Biz de kendisine yıllardır Ünye'ye, Ünyelilere ve bölge insanına burada örnek esnaflık yaparak hizmet verdi. Aynı zamanda da Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da yaptı. Evet. Kendisine sağlıklı uzun ömür dileyerek birkaç cümleyle hem mesleğini hem de bu mesleği icra eden insanlara önerilerini kendi ağzından alalım. Ünal Ayalp, nasılsın abim? Çok teşekkür ederim. Allah'ın iyiliğini daim etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yıllardır mesleğini sabah mesai saatinde açar, akşam mesai bitiminde kapatır ve bugün de işini severek yaptığın işini, hala aşık olduğun işini yapıyorsun. Yakında kilit vuracaksın. Önerilerin nedir bu mesleği yapan insanlara? Meslek esasında zorlaşmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz halkın büyük bir bölümü konfeksiyon hazır giyimde, gençlik spor giyimde bu metre işi mallar artık ağırlaşmaya başladı satışları. Tabii ki halkın tamamı konfeksiyon kullanmıyor. Bu kullanmayanlara da biz bu şeylere cevap veriyoruz. Tabii ki insanların, hanımların, bazıların bedenleri de uymuyor veyahut istedikleri kalite mal bulamıyor. Bize geliyorlar. Biz de çok şükür devamlı kalite takip ediyoruz. Kesinlikle. Evet. Kalite çok önemli. Evet. Burada Ünal abi, size başta da söylediğimiz gibi sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Aileden de bahsetmemiz gerekirse, dedenizden babanızdan hatırladığınız kadarıyla bu mesleğe ömür vermiş insanları da yad edelim. Rahmetle, evet, minnetle, şükranla. Siz de onların isimlerinden bahseder misiniz? Ünal Ayalp'ın ailesi Ünye'nin aristokrat, Ünye'nin kökünden gelen, Ünye'nin, evet, Ünye olmasında emeği olan ailelerdensiniz. Ünye'yi terk etmediniz. Çoğu Ünyeli Ünye'yi terk etti biliyorsunuz. Evet, evet. Evet, geçmişi de yad edelim. Büyüklerini yad edebilirsin. Büyükler Allah razı olsun. Bize iyi bir meslek bıraktılar. Biz de bunları devam ettiriyoruz. Artık demek ki her şeyin bir sonu var. Tabii ki abi. Evet. Sonsuz hiçbir şey yok. Evet. Yalnız bu işi yapar olursa şayet bundan sonra, işi çok iyi tetik edip, çok iyi araştırıp, severek ve bilerek yaparlarsa muvaffak olurlar, ama yoksa bu şöyle çok kolay bir iş değil. 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 Bu işe burada mı başladınız yoksa Ünye'nin başka noktasından mı başladınız? Ünye'de başladık. Bu noktada. Bu nokta dediniz. Adres burası mıydı? İşte Gratis'in olduğu yer. Bina sizin zaten, Gratis'in olduğu bina sizin. Bizim orası. Orada başladınız. Evet, orada şimdi devam edelim. Şimdi emektarların binasında kaç yıldır kiracısınız? 7-8 sene oluyor. 8 yıldır kiracısınız. Evet. Hatta 10 sene falan oluyor. Maşallah. Çünkü bir bina yapılırken tabii orada buraya taşındık. Ünal Ayalp'a bir de kaç yaşında diye soralım. 87 içerisinde. Maşallah. Size size bundan sonraki yaşamınızda da torun torbayla beraber sağlıklı, çok hayırlı, huzurlu ömür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet.